dünyadan bir haber. Dünya onlardan. Onları bilen bilir sadece. Sormayın bu kadere boyun eğişler neden diye. Onları bilen bilir sadece. Gerisi hikaye. Kurtulur muyum bir gün bu lanet adadan? Allah'ım bir gemici geçmezmiş şuradan. Kutlamaya filan gerek yok kraliçem. Anlaşılan kurtuluş yok Elizabeth'ten. Yoruldum bu yalnız savaşçı durumundan. Boğuldum mavi denizde kara cumadan. Size göre belki romantizmin zirvesi. Bence hüznün dibi kumsalda ayak izi. Ay 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 ben bu hallere düşecek adam mıydım? Birini vursam bu kadar yatar mıydım? Ne özgürüm ne esir olacak iş değil. Hay içinde tüküreyim ben böyle şan. Adam mıydım? Birini vursam bu kadar yatar mıydım? Ne özgürüm ne esir olacak iş değil. Hay içinde tüküreyim ben böyle şanssız. Kurtulur muyum bir gün bu lanet adadan? Allah'ım bir gemici geçmezmiş şuradan. Kutlamaya filan gerek yok kraliçem. Anlaşılan kurtuluş yok Elizabeth'ten. Yoruldum bu yalnız savaşçı durumundan. Boğuldum mavi denizde kara cumadan. Size göre belki romantizmin zirvesi. Bence hüznün dibi kumsalda ayak izi. Ay 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 ben bu hallere düşecek adam mıydım? Sen bu kadar yatar mıydın? Ne özgürüm ne esir olacak iş değil. Hay içinde tüküreyim ben böyle şans. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Birini vursam bu kadar yatar mıydın? Ne özgürüm ne esir olacak iş değil. Hay içinde tüküreyim ben böyle şans. Adam mıydım? Birini vursam bu kadar yatar mıydım? Ne özgürüm ne esir olacak iş değil. Hay içinde tüküreyim ben böyle şanssız. Bu mu yani? Pöf diye patladı gitti. Hadi ha gelişinin 15. yılını kutluyoruz. Yakıştı mı yani bu kadar şık gösteri? Yakıştı canım, yakıştı. Öyle pof diye geçti gitti işte o 15 senede. Memleketten habersiz. Herkesten uzakta. Öylece geçti işte yıllar. Abicim, bu kadar dert ediyorsan hadi yaparım bir tekne. Lan gerizekalı, senin yapacağın o çük kadar tekneyle nasıl aşıyorsun o okyanusun koca dalgalarını? Ha? Bunca sene ben akıl edemedim çünkü bir tekne yapıp gitmeyi. O cücük kadar beyninle ilk senin aklına geldi değil mi lan? İşte yiyeceğim okyanusuna da dalgasına da. Kopuna da sıçacağım palmiyesine de. Cuma. Bence evlenmiş midir lan? Bilmiyorum be abiciğim. Kim bilir? Hadi iyi geceler. Hey abiciğim. Acaba diyorum hani ben de bir kere bir görebilir miyim yengemizi? Neyini? Sadece meraktan yani. Bir kere bir bakacaktım. Bas git lan. Git. Tamam ya. Allah Allah.
Bir bakacağız dedik sadece. Yedik sanki. Buna koyayım ya. Sadece seni değil. Herkesi çok özledim. Çok özledim onu. Yanımıza yavrum, dön artık geri. Anneciğim, babacığım. Neredesiniz? Korkuyorum. Nerede oynanıyor babamızda? Ama sen cumasın. Cuma akşamı ne sandın? Vurma cuma, yapma. Vurma cuma, dön benim. Ne vuruyorsun abicim ya? Kahvaltı hazır mı lan? Hazır abicim kahvaltı işte. Bunun için mi buldun? Bulaşıkları yıkadın mı? Yok. Yürü git bulaşıkları yıka. Yürü git. Lan ne bakıyorsun? Kardeş, insan ol insan. Abicim, bir patlama sesi duyunca hemen koşup geldim ben de. Çık şuradan. Yani kusura bakma. Odaya da o telaşla girmiş bulundum ama. Nasıl patlar lan bu? Sanırım sen bunun içini havayla doldurmuşsun. Çok yıprandıysa artık... Vallahi bir yerden patlamış. Lan yıpransa fıs diye hava kaçırır. Güm diye patlar mı? Sıcaktan olabilir abicim. Sanırım bu... Keçi derisi değil mi? Evet. Keçi derisi sıcaktan böyle geriliyor ya. Ondan şey olmuş olabilir. Vallahi olabilir. Senin üstün niye çıplak lan? Bulaşık yıkıyorum ya. Ondan yani. Neyse. Ben bulaşığa geri döneyim. En iyisi. Bir dakika, bir dakika. Lan. Hiç boşuna kaçma. Bittin oğlum sen. Namussuz köpek. Öldün oğlum artık sen. Öldün oğlum sen. Ben sana söyleyeyim. Şerefsiz sopa. Lan ben sana dokunma demedim mi maymun? Lan ayarsız maymun. Bu artık namus meselesi oğlum. Kaçma boşuna. Gel buraya. Kötü derisinde namus bol abicim. Saçmalama lütfen ya. İstersen onu bir dikeyim. Çam sakızıyla bir kütleri yapıştırırım. Ben yapıştıracağım sana, yapıştıracağım. Gel lan buraya. Kaçma lan, kaçma. Kaçma lan, değişik. Bu nasıl bir gemi lan öyle? Yıllarca gemi bekledin. Şimdi de gemi mi beğenmiyorsun? Kimse yok mu? Kapı açılıyor. Merhaba üstadım, merhaba. Bu ne acayip adam lan? Merhaba. İsmim Victor, sevgili dostum. Memnun oldum. Ben de Robinson Crusoe. Burası da neresi böyle? Siz ne arıyorsunuz burada? 15 yıl önce bir deniz kazası sonunda bu ıssız adaya düştüm. Tek kurtulan benim. Benden başka da insan yok zaten. Peki bu
Esmer kardeşimiz. Ha, o Cuma. Asıl siz ne arıyorsunuz burada? Gemide mürettebatınız falan yok mu? Benim mürettebatım hayvanlarımdır sevgili dostum. Nasıl yani? Gemide hayvanlar mı var? Her cinsten birer çift aldım. Nuh'un gemisi gibi diyorsun. pardon, tufan falan mı oldu? Oldu üstad. Oldu. Yozlaşan insanlığın tufanından çekip getirdim onları. Bu direksiz, yelkensiz gemiyle. Kader bizi nereye doğru sürüklerse oraya doğru yola çıktım. Ve sanırım aradığım yeri sonunda buldum. Yani sizin için de bir mahsuru yok efendim. Babacığım! Ben de bunu tam Bay Robinson'a soruyordum. Ne diyordunuz üstadım? Yar dediniz, kaldınız. Yaradılanı severiz. Yaradandan ötürü diyecektim. Efendim size kızlarımı takdim edeyim. Yanarin ve Donelia. Onları da adınıza kabul eder misin? Ereliş tabi. Niye etmeyecekmişiz ki? Kruzo odasına hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz. Kızlar güneşte kaldı orada. Onlar oradan bir alalım şimdi kalmasına bak. Cuma, fırla. Yolculuğunuz nasıl geçti? Yorucuydu tabii. Tabii. Yorucu muydu yolculuğunuz? Ay sen ne kadar tatlı konuşuyorsun ya. Eyvallah. Hayvancıklarıma burada bir şey olmaz değil mi Bay Robinson? Yok efendim, yok, ne olacak? Aksine bırakınız yavrucaklar adanın tadını çıkarsınlar. Siz de sever misiniz hayvanları? Hayvan sevilmez mi efendim? Ben bayılırım hayvanlara. Komşularımızın tamamı hayvan. İşte evimiz. Ne ararsanız evimizde mevcuttur sevgili Yanari. Buyurun, buyurun. Efendim, burası da salonumuz. Her türlü konforumuz mevcuttur sevgili Yanari. Ya çok şirinmiş. Buna da şükür. Ay! Bu da hep böyle üstadım. Hani hayvanları çok sevdiğinizi söylemiştiniz. Çok severim, çok severim. Bu da zaten bizim çok sevdiğimiz bir ayıt. Stuart. İsmi Stuart. Geçen sene vefat etti. Değil mi Cuna? Yani. Anısını yaşatmak için de işte böyle saklayalım dedik. Yani ne olursa olsun bir hayvanın postunu böyle şömine önüne sermeniz hiç hoş bir şey değil. Hiç hoş bir şey değil. Ben de söyledim Cuma'ya. Cuma bu hiç hoş bir şey değil dedim ama. Bunlar yerli olduğundan meraklılar böyle. Kuru kafadır, kemiktir, posttur. Neyse siz de malum yol yorgunusunuz. Böyle tatsız anılarla canınızı sıkmayalım. İsterseniz siz böyle bir eve bir alışın Yanar'ın. Bir şöyle bir öteyi beriyi kurcalayın. Biz de o sırada size yiyecek bir şeyler hazırlayalım Cuma. Buyurun efendim kendi eviniz gibi rahat edin lütfen Cuma. Hadi bakalım. Abiciğim bunu ben mi saldım? Hem Stuart kim ya? Stuart'lar götürsün seni Emin. Ne deseydim oğlum? Görmüyor musun? Adam hayvanlarla bozmuş kafayı. Hadi şimdi şöyle güzel bir sofra damatalım. Hadi. Keçi mi kessin? Şöyle güzel bir yani. Şöyle güzel bir yani. Lan geyiğin arka ayağı. Adam hayvan sever diyorum. Ne keçi kesmesi? Et yok, et yok. Bu ne? Kafa. Her taraf kafa. Al kaldır şunu ortadan. Her taraf kafa. Her taraf kafa. Pis yam yam. Güzel, güzel. Güzel. Kaptana dedim tabii. Bak dedim. Buradan fırtına gösteriyor. Deniz bize fısıldıyor dedim ama dinletemedim. Poyraz fırtına derken bizim gibi batıverdi. Biz de düştük işte bu adaya. Peki siz Cuma kardeşimle nasıl tanıştınız? Bir gün sahilde tek başıma yürüyorum. Baktım kumsalda bir ayak iz. Odada benden başka kimse de yok. Ölçtüm kürek kadar da bir ayak. Ayıptır söylemesi.
Neyse baktım izler ormana doğru gidiyor. Takip ettim. Ormanın böyle derinliklerine girdikçe böyle bir tam tam sesleri gelmeye başladı. Bir baktım üstadım bir sürü yamyam. Ama ellerinde mızraklar, baltalar, korkunç tipler yani. Ortam feci. İki tane esir almışlar. Birinciyi öldürmüşler. Sıra bizim oğlana gelmiş. Bu da böyle aralarında kalmış. Melil melil bakılıyor tabii. Canım ya, kıyamam. Yok yok. Ondan sonra baktım işler kötüye gidiyor. Çektim tüfeği. Doğrulttum namluyu yerlere. Tak tak. Yer misin, yemez misin? Bir ikisi yere yığılınca hepsi anında tutup... Ödettiniz ya! Hayret! Sakin! Bizimki de cız çımıldak kala kaldı öyle şu ortada. Ha şimdi diyeceksin ki, ya o da yamyam, bu da yamyam, sana ne be adam. Ama ben her zaman mazlumun yanında oldum. Yani karakterim böyle. O gün bugündür de işte yanımızda takılıyor. Habire de yoğurt yer böyle. Sabah akşam. Çok korkmuş muydun? Biraz ama çok değil. Nasıl çok değil? Altına cırttı attı orada. Kıçında donu yoktu daha. Serseri ya. Serseri. Bu yerliler yine gelirler mi? Gelebilirler mi canım? Nereye geliyorlar? Ben buradayken bir daha gelebilirler mi onlar? Yemeği nasıl buldunuz? Yanarın hepsi organiktir. Çok nefis, elinize sağlık. Afiyet olsun. İyi geceler, iyi istirahatler. İyi geceler efendim, iyi geceler. İyi geceler Döner ya. İyi geceler. İyi geceler Döner ya. Sana ne ya? Lan. Gire. Yalnız abicim, kızların yanında beni bozup durma lütfen. Yok yam yam, mam yam filan. Ne zaman yam yamlık yaptın ben ha? Ne zaman yaptın? Ne zaman yaptın? Lan bana eski defterleri açtırma şimdi, yam yamcık. Herifler kaçtıktan sonra oradaki ölüleri gösterip ne yapmıştın lan? Unuttun mu? Hutata. Ne? Hu, hutata. Nasıl lan? Hu, hutata. Yok artık. Yiyelim diyordun lan adamları. Ha? Unuttun mu şerefsiz? Abicim bak, ben insan yemeği çok meraklı derim, tamam mı? Sadece onlardan hıncım almak için o ödemiştim. Ha, ulan senin bir adamdan hıncını alman için illa onu yemen mi gerekiyor? Yamyamsın oğlum işte. Yamyamsın, kabul et. Ya bırak abicim ya. Ne yapıyoruz şimdi? Buraya mı yatıyoruz? Ha, buraya yatıyoruz. Hutata, hutata diye ömrümü yedin lan. Hutata aşağı, hutata yukarı. Hutatalar için de bıraktın lan beni. Uzatma abicim ya. Hadi iyi geceler. Hadi hutata. Üstadım. Üstadım. Sikrebin. Üstadım. Ne diyor lan bu? Ne istiyor bu? Kalk bir bak, bir şey diyor. Bugün şöyle bir ada turuna çıkalım. Etrafı bir tanıyalım diyorum Bay Robinson. Ne dersiniz? Olur tabii efendim. Olur, olur. Alex! Ne yapıyorsun lan? Şerefsiz. Efendim, güney sahili kıyılarımız şahanedir mesela. Atlayalım sandalımıza, kıyı kıyı geze geze gidelim. Yok yok üstadım, öyle sandalla değil de böyle ormanın içerisinden geze geze iklim dokusunu da tanıyarak gitsek. Şöyle yapalım o zaman. Cuma size eşlik etsin. Yürüyerek geze geze gelirsiniz. Ben de kızlar alırım. Sandalla kıyı kıyı gideriz. Güney sahilinde buluşuruz. Ne dersiniz? Yalnız abicim, ben orayı o kadar iyi bilmiyorum ya. Nasıl bilmiyorsun lan? Cuma'cığım, yıllardır yaşadığın yer ilahi. Biliyorum da şimdi karıştırabilirim. Belki galiba
girer. Aa, tamam tamam, o zaman biz ikimiz ormanın içerisinden geze geze gidelim. Cuma da kızları alsın, sandalla kıyı kıyı gelsinler. Hay aziz öpeyim Bay Victor. Öpme evladım, ağzımı öpme. Bitki örtüsüne bakıyorum da sanki biraz Afrika dokusunu anımsatıyor üstadım. Afrika dokusunu anımsatan bir arkadaş daha var. O çok fena yapacağım ben onu. Öyle değil mi? Ah, evet, evet tabii, tabii öyle. Öyle. Oho! Şu evde neyin nesi? Aa, o bizim tepedeki ev. Gemi falan geçerse diye gözetlemek için yaptık. Her yer çok güzel görünüyor. O sizin kendi güzelliğiniz efendim. Yoksa bunlar nedir? Taştır, topraktır, ağaçtır. Sizin gibi canlı kanlı manlı değil ki. Ama bitkiler ve ağaçlar da canlıdır. Canlı da ama siz nefes alıp veriyorsunuz. Bu çok önemli. Bitkiler de nefes alırlar. Fakat böyle diye ses çıkaramazlar yani. O çok önemli. Güzel, çok güzel. Aa, şunlar bizimkiler değil mi? Hey, buradayız. Duyamazlar onlar sizi. Çoktan muhabbete dalmışlardır şimdi. Ne kodu. Neyse Bay Victor, yolumuz uzun. İsterseniz devam edelim. Buyurun. Kim bilir bu gemiyle ne memleketlere görmüşsünüzdür, ne canlar yakmışsınızdır. Nasıl yani? Yani böyle sizi görüp de hoşlanan, ne bileyim, sevgili gibisinden yani. Var mı öyle biriler? Hayır. Biz kardeşimle manastırda büyüdük. Sonra da babamla bu seyahate çıktık zaten. Yok yani biri falan? Tabii ki yok. İyi. Güzel. Daha önce hiç görmediğim türlü türlü kuşlar uçuşuyor etrafta. Neşe içinde. Cıvıl cıvıl. Bir çakacağım şimdi ne oturmuş kafana. Oh! İyi misiniz üstadım? İyiyim. İyiyim. Oo, şu kayalıklar ne kadar güzelmiş. Bir adı var mı bu kayalıkların? Eşek Usurtan kayalıkları. Bir şey demediniz üstadım? Yok, onlar işte düz kayalık öyle işte. Oo, düz kayalık. Çok güzel, düz kayalık. Düz kayalıkları. Güzel, çok güzel. Çok güzel. Evet, işte güney sahilimizde burası Bay Victor. Oo, bizimkiler de geliyor işte. Buradayız. Baba! Gelin bakalım. Çok güzeldi sana. Evet. Bizim yürüyüşümüz de çok güzeldi, değil mi Bay Robinson? Evet, çok 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 keyifliydi, çok güzeldi. Müsaade ederseniz Cuma'yla bir şey konuşacağım. Gelsene sen bir kardeşim, önüne bak, önüne bak. Gel buraya gel. Her yer çok güzel. Ne var abicim ya? Ne var abicim ya? Benim şeyi var. Lan Kırtos, ne zaman unuttun lan sen güneş sahilini yoğunu? Abicim, hazır babaları yokken kızlara baş başa kalıp azlarını yoklayayım dedim. Azlarını yoklayayım dedim. Lan orangutanın götü. Sen önce adam gibi konuşmasını öğren. Sen bu ağzınla mı yokluyorsun başkasının ağzını? Ne dediler? Anlat. Sevgilileri yokmuş. Yok. Bunu öğrendim işte. Benim hakkımda bir şey dedi mi yanarım? Yani genel olarak hali tavrı nasıl? Meyilli mi yani? Sana diyorum oğlum, konuşsana. Hadi gelsenize. Çok güzel hadi. Thank you.
kardeşiniz Donel ya, malum zenci. Valide Hanım da zenci miydi? Hayır, babam Donel'i bir Afrika gezisinde evlat edinmiş. Ama biz birlikte büyüdük. Hayır, acaba dedim Valide Hanım zenci de bir beyaz bir siyah. Bir beyaz bir siyah oluyor öyle çünkü. Hani duyuyoruz. Evin beyi hizmetçi köleyle bir fan fine film fon durumları küçük bir kaçamak araya sıkıştırıp filan. Kazara diyelim biz ona şey yapmayalım da. Öyle bir şey mi diye. İnsanları sırf ten renklerinden ötürü böyle köle diye tanımlamanız hiç hoş bir şey değil Bay Robinson. Ben köle diye demedim ki, ben şaka diye dedim. Anlaşılmadı ya. Yıl 1674. Kölelik mi kalmış Allah aşkınıza? Eğer Cuma kardeşime de burada böyle köle muamelesi yapıyorsanız, ben köleliğin hüküm sürdüğü topraklarda bir saniye bile durmam. Kızlarımı da alıp derhal giderim bu adama. Cuma benim kardeşim, lütfen. Hiç öyle yani canım ciğerim benim, can yoldaşım, hiç öyle kızlarınızla falan da öyle alıp gitmeye de hiç gerek yok. Lütfen, değil mi Cuma? Yani. Anca yoğurdunu ye sen. Serseri anca yoğurdunu ye. Aa, nasıl öyle bir kasvetli bir hava şey oldu. Üzüm aldık mı? Vallahi üzümü aldı yani. Ben de... İyi geceler. İyi geceler. Bundan sonra bana karşı hareketlerine çok dikkat et abicim. Hele hele. Etmezsem ne olurmuş lan? Yıllarca bana köre muamelesi yaptığını söyleyelim vallahi. Söyle lan söyle. O da kızlarını alıp gider. Sen de milli bile olamadan elveda dersin Donelli'ye cana. Bunu da unuttum sanma. Şerefsiz. O ayı postunu arıza çıkaran Bay Victor bunu görse neler yapar kim bilir. Neyse, buna da artık ihtiyaç kalmayacak. Abicim, gemi diyordun, işte gemi geldi. Niye kurtulup gitmiyoruz? Biz niye gidiyormuşuz ki? Kızlar geldi oğlum. Kızlar! Ne vuruyorsun abicim ya? Ne vuracağım bak. Allah Allah, zaten bir şey göremiyorum. Sen de debelenip durma, suyu bulandırıyorsun ha. Asıl sen debelenip durma, ben de göremedim bir şey. Ya şimdi ben senin var ya. Keşke ben de yüzmemizseydim. Yanınızda olmayı çok isterdim üstadım. Ya bir susamına koyayım ya. bakın bakın, şimdi sizin için dipten kum çıkarıyorum Bay Victor. Bak bak. Bakın Bay Victor, kum çıkardım. İyi bok yedin. Ooo, çok güzel. Vallahi çakacağım şimdi ha. Lan git biraz öteden al. Kıracağım ağzını burnu şimdi ha. Yürü git lan. Sikeceğim Tarıkan ha. Sürekli önümdesin oğlum. Sümük gibi denize nasıl mısın nesin lan? Aa, kızlar gidiyor ya. Aa, kızlar nereye ya? Biz biraz güneşleneceğiz. Üstadım, siz de gelin de sohbet edelim biraz. Aha, oğlum ben hiç çıkacak durumda değilim ha. Sen git, ben bir kendime geleyim, sonra yanınıza gelirim, hadi. Asıl ben hiç çıkacak durumda değilim abicim. Çağırıyor oğlum adam. Kavga ederim, kavga. Sinirle belki geçer. Durduk yere ne kavgası ya? Siktir lan, eşşi ol eşek. Küfür et oğlum, küfür et. Bak, ediyorum bak. Et ulan, et. Gelmişine, geçmişine soktumun saksan boku. Saçına, sakalına seçtimin beyaz telli bedevengi. Ananı avladını öpeyim senin. Bok kafarı şerefsiz. Sincap sulaklı eşeğin, ay götüne benzeyen üstadım. Yarması. Üstadım! 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 Geliyor üstadım, geliyor arkanızda! Ay,
Koşun üstadım. Kaç, kaç, kaç. Ona, 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 ona. Tamam üstadım, bu son dikişti. Birkaç güne hiç pişeceğiniz kalmaz. Allah'tan küçük bir ısırıkmış. Vallahi abiciğim, kalça eskisinden sağlam oldu ya. O sıradan sen de olabilirdin değil mi Cuma'cığım? Tabii ama köpek bari biraz ten seviyormuş demek ki. Seveceğim ben seni. Hadi bakalım, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Aa, bu arada yarın kızlar bir banyo yapmak istediler de. Bir de onlar için biraz çam sakızı toplarsanız. Malum, kadınsal ihtiyaçları için. Çam sakızı? Ağla. Yapıştır. Çek. Yapıştır. Yapıştır. Çek. Banyo. Köpük. Banyo. Yandaki oda. Budak deliği. Dikiz. 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 Hayırdır üstadım? Daldınız gittiniz, bir cevap vermediniz. Olur tabii. Çok güzel olur. Çok güzel. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Buradaki asıl mesele turunç kafayı kıllandırmamak. Tabii ya. Ama ikimiz de otelde olmazsak adam şüphelenebilir. İşte bu yüzden sırayla birimiz turuncu oyalayacak, diğerimiz ronta yatacak. Onar dakikalık aralıklar öneriyorum ben. Abiciğim bak, şampanin saç diplerine iyice nüfus edebilmesi için en az yarım saat saçta kalması lazım dersek, toprağın süreyi biraz daha uzatabiliriz. Aferin lan. Sinsilikte üstüne yok bok böceği. Yalnız dikizde ilk sıra benim, ona göre ha. Tamam abiciğim. Kızlar banyoda, kızlar banyoda, kızlar. Sağ olun üstadım, sağ olun. Zahmet oldu size de. Ne demek efendim, ne demek? Yalnız dediğim gibi hanımlar, şampuan en az yarım saat saçta kalmalı. Ve parmak uçlarımızla ne yapıyoruz? Masaj yapıyoruz. Saç diplerine iyice nüfus etsin diye yani. Tabii tabii, orasını onlar halleder artık. Hadi bakalım. Şimdiden saatler olsun. Teşekkürler. Saatler olsun. Haydi. Çam sakızını da böyle yavaş yavaş ya süresiniz. Tamam tamam, hadi. Acele etmeyin. Tamam, coştu. Hadi bakalım. Hadi üstadım, siz de bir tabure daha getirin de iki lafın belini kıralım şurada. Siz burada mı duracaksınız? Ben kızcağızlarımı hiçbir zaman yalnız bırakmam Bay Robinson. O zaman siz Cuma'yla kırın. Benim bir işim var. 10 dakikada halledip geliyorum yanınıza. Tamam abicim, sen git hallet işini. Ama 10 dakikada. Tamam Cuma'cığım, dedim ya 10 dakikada. Gel bakalım, gel gel otur. Çok güzel kokuyor. Köpürtmek için sabırsızlanıyorum. Dur bakalım, acele etme. Önce ağda. Hadi kızlar, başlayın artık. Ben daha çocuk yaşta başladım keman çalmaya. Çok pardon, lafınızı da bölüyorum ama Cuma'cığım bir 5 dakika gelebilir misin benim canım kardeşim? Hayırdır üstadım, kötü bir şey mi oldu? Betiniz benziniz atmış. Ha? Hayır, hayır, hayır. Hayır, bir sorun yok, hayır. Ha, bir de az evvel siz buradan çıkmadınız mı? Hani derler ya, insanoğlu kuş misali. Dünya küçük. Cuma sen gelmez oldun.
Ne oldu abiciğim? Oğlum sıçtık. Yılan girmiş odaya. Tutup kuyruğundan açsaydın dışarı. Tutup kuyruğundan sen açsaydın dışarı. Nereye tutuyorum, nereye atıyorum? Eşek kadar yılan diyorum. Sen bir baksana şuna. Vay babanın ağzına sıçsın. Babam senin ağzına sıçsın. Ben gidip turuncu oyalıyorum. Sen de bu arada şu işi hallet, gözünü seveyim. Nasıl halledeyim ya? Oğlum kabile çocuğu değil misin sen? Sıkı ver işte gırtlağını. Kabile çocuksak orospu çocuğu deriz ya. Tavuk bu gidlaklıyım. Koca yılan baksana şuna. Çek tüfeğe vur. Lan nereye çekeyim, nereye vurayım? Salak salak konuşma. Kızlar panik olur. Victor silah sesine ayaklanır. Herkes durumu anlar. Ya ağdayı kaçırdık. Bari banyoya yetişelim. Kızlar nasıl gidiyor? Çok güzel babacığım. Sorun yok babacığım. Bir, iki, üç deyince içeri dalıyoruz. Fırsatını bulan yılana saplıyor, tamam mı? Tamam abiciğim ya. Hadi çabuk, banyo bitecek. Hazır. Bir, iki, üç. Şimdi. Şimdi. Yetişin Bay Victor, yetişin. Abimin götünü yılan soktu. Sevgili Günlük. Dün gece sana yazamadım. Çünkü götümün sağ lopunu köpek balığı dişlemişti. Bugün de sol lopumu yılan soktu. Ne oldu bana? Yılan sokunca bayredin abicim. Ama zehri emdim ben. Merak etme. İyi misin şimdi? Bilmem. Böyle dokununca acıyor mu? Acıyor tabii. Neyse. Allah'tan yılan gebertim de intikamını almış oldum. Aldığında ne oldu sanki? Güzelim round fırsatını kaçırdık işte. Daha birkaç saat önce şunun içinde çığlır çıplak ganyol aldı ya. İstersen iç biraz sudan. İyi gelir. Bırak dalga geçmeyi. Mesela benim dönerayla baş başa kalmak için senin turuncu ve yanarını oyalaman lazım. Nasıl olacak o iş? Mesela yarın benim doğum günüm olsa. Ha. Senin doğum günün ne zaman ki? Ben de bilmiyorum. Diyelim ki yarın. İyi ki doğum. Alıştırma ya. Hiç böyle şeyler. İyi ki doğum cuma. Evet. Herkes hazırsa ufluyorum. Aa dur. Önce bir dilek tut cumacık. Dilek? Evet. Ama hiç kimseye söyleme, içinden tut. Tutamaz ki. Tuttun mu? Tuttum. Tuttuysan üfle bakalım o zaman. Hadi keselim yiyelim ya. Hadi acık aç. Tamam. Bana böyle büyük bir parça koy. Güzelmiş o üstündeki de. Gel doğum günü çocuğu gel. Ne falan abicim ya? Bu üstündeki ne lan? Beğeni mi? Kendim diktim. Kendin diktin. Neyden diktin? Yılan derisinden. Benim götümü ısıran yılanın derisinden kendine elbise mi diktin lan sen? Sen ne ima ediyorsun lan sen? Abiciğim ya Allah Allah ya. Sen niye üstün halin yok ki? Birazdan Dönya'ya baş başa kalacağım. Yılan gibi olmak istedim yani. Ne var bundan? Vallahi yanlış anlamayın. Musallenle. Dur git lan. Çek lan elini ayağını. Pis yam yam. Bayi kulanda kulaba. Bayi kulanda kulaba kulanda kulaba. Tamam kullanma. Bayi wataya kondo wataya kondo. Vay ye, kulanda kulaba, kulanda kulaba, kulanda kulaba. Vay ye, kulanda kulaba. Ne yapacağım o? Çok güzeldi. Vay be. Bizi duygulandırdın evlat. Ağzına sağlık. Eyvallah. Bay Victor. Bay Victor.
Eğer izin verirseniz, doğum günü geriye sorarak Nereyla sahide bir yürüyüşe çıkabilir miyim acaba? Neden? Hiç. O resim yani. Olmaz. Peki. Nasıl? Beğendiniz mi? Vallahi çok güzeldi Bay Victor. Elinize sağlık. Sağ olun, sağ olun. Kendi bestem. Ne diyorsunuz? Ama böyle her yerde ulu orta çalmayın. Çalarlar. Aman çalsınlar. İlahi. Efendim müsaadeniz olursa bu akşam için benim de size sanatsal bir sürprizim olacak. Öyle mi? Merak ettim. Neymiş peki? Efendim. Aslında henüz kurumadı ama ben sabredemeyip göstermek istedim. Bu da kim? Efendim ben sizin gibi değerli bir üstadın adamıza teşrifini ölümsüzleştirmek istedim. İyi de yani ne gerek vardı böyle bir şeye? Ayrıca işte... Bana benzetmiş. Neyse. Mücadelenize ben bir gidip kızlara bakayım. Sallamadı. Hiç sallamadı. Ya sallayacağım ben seni şimdi. Saçımı beğenmedi acaba? Saça daha hiç girmedim. Bay Victor. Şur. Bay Victor. Bay Victor. Bay Victor. Anladım. Efendim bir de biz sizle özel bir konuda görüşmek istiyorduk. Efendim, lafı fazla uzatmayacağım. Ben ve kardeşim Cuma adaya geldiğiniz günden beri kızlarınıza aşığız Bay Victor. Ve eğer sizin de rızanız olursa efendim bendeniz sevgili Yanarin'le kardeşim Cuma'da Donelia'yla evlenmek istiyoruz. Niyetimiz ciddi yani. O ikizler gezmek, tozmak filan değil. Takdir edersiniz ki biz de bu ıssız adada yıllardır kardeşimle yalnız yaşadık. Biz de artık aile olmak, çoğalmak, buraya kök salmak istiyoruz açıkçası. Anlıyorum, anlıyorum beyler, anlıyorum ama bildiğiniz gibi evlilik ciddi bir müessese. Evet. Kızlarıma nasıl bir hayat vaat ediyorsunuz peki? Vallahi efendim çok şükür evimiz barkımız var. Her türlü sebzeyi, meyveyi yetiştiriyoruz. Siz de gördünüz. Keçilerden sütümüzü, peynirimizi, yoğurdumuzu da yapıyoruz. Kendimizce bir düzen kurmuşuz. Aç bırakmayız yani kızlarınızı. Bırakmazsınız tabii, bırakmazsınız da mesele sadece karın doyurmak değil. Mezhebinizi öğrenebilir miyim? Ben Katolik'im. Peki ya sen? Cuma, o da Katolik. Katolik'iz biz. Evlenme talebinizi doğal karşılıyorum beyler. Önce benim rızamı almayı istemeniz gerçekten çok hoş bir hareket. Ama biz protestanız. Biz de Katoliklerden kız alınır ama kız verilmez. Umarım bunu anlayışla karşılarsınız. Aşkınızı da kalbinizi gümüverin bir zahmet. İyi geceler. Abicim,
Bu nedir ya? Katolikmiş, profesörmiş meselesi ya? Mezhep ayrımı. Bu çok ciddi konu. Nasıl ciddi ya? Mezhep yarım nedir? Bizim memleket çok çekmiştir bu dertten. Abicim iyi de bana ne senin memleketteki meseleden? Lan hassas konular yani. O bakımdan söylüyoruz. 150 şansımız vardı. Bir kumar oynadık, kaybettik. Tutturamadık yani. Ne yapalım? Katolik tipi var herifte ben. Ne bileyim. Yanlış yaptık ya. Ben bu saçları kıvıracaktım. İnce ince ondan sonra gösterecektim. Zaten ben bu kıvırcıkları yüzünden herife Katolik dedim. Peki niye Cuma'da Katolik diyorsun o zaman? Ben biliyor muyum sanki Katolik ne, profesör ne? Şimdi duydum daha. Kendini yaktın. Beni niye yakıyorsun ki? Ne deseydim lan? Ne deseydim? Cumaların kabilesi şempanzeye tapıyor mu deseydim? Ne deseydim? O zaman verecek miydi sanki kızlarını? Sen elden elalim titriyor artık ya. Ne kıymetli güzel varmış arkadaş. Kaç hafta oldu bunun yüzünde et de yemiyoruz. Domates, biber, patlıcan yemekten içim dışıma çıktı ya. Ben böyle gıcık adam görmedim. Ben böyle gıcık adam görmedim ya. Ağzını, burnunu. Yatağım sonra olacak ya. Dur oğlum, duyacak dur. Geçmişini siktimin adamına suratına bir elle satacağım artık. Yeter ya. Lan bana bak, ben o heykele emek verdim tamam mı? Emek verdim. Emeğini sikeyim. Aa. Babacığım, neymiş o sanatsal sürprizleri? Ama çamurdan heykelimi yapmışlar. Çok da lazımdı sanki. Bahçeye çıktığınızı gördüm. Ne konuştunuz o kadar uzun? Aman işte öyle konuşup duruyorlar havadan sudan. Boş verin siz, boş verin. Hadi yatın bakayım. Sabahın köründe içki mi içiyorsun? Gece başladım içmeye ama sabah oldu. Cuma ne yapsın? Ne yapsın? Lan gerizekalı. Turunç kafa uyanmak üzeredir. Seni bu halde görseler ne olur? O turuncun ben ağzını sıçayım. Lan sus! Ulan duyacak. Duyarsa kızlarını alıp gider. Gitsin abicim. Kızların öpüp koklamadıktan sonra ha kalmışlar, ha gitmişler. Ne fark eder ki? Hatta hemen gitsinler. Defolun gidin lan aramızda. Lan sus oğlum, adam duyacak. Sektir gidin lan. Lan, lan seni içki mi istiyorsun sen? Al lan, al lan, al ulan. Al sana içki. Kendine gel lan, kendine gel. Şişt, bana bak, biz nelerin üstesinden geldik lan? Ha? Bir turunç kafalı Viktor'u mu alt edemeyeceğiz oğlum? Burası bizim çöplüğümüz oğlum. Burada bizim borumuz öter. Seve seve olmuyorsa... Nasıl olacak peki? Olacak. Olacak. Peynir meynir yok mu? Ne bakıyorsun oğlum? Mal mal yürüsene. Vay Viktor. Sıhhatler olsun. Neredesiniz üstadım sabahtan beri? Vallahi sormayın. Biz güney sahili tarafına gitmiştik. Sizin fil hastalanmış. Aa, ne olmuş file? Erkek filin şeysi şişmiş. Neyse. Şeysi işte. Anlayın Bay Viktor. Ya üreme mevsimi onların. Normal o, normal. Bu normal değil efendim. Bu bayağı bir şişmiş. Evet evet. Yani görseniz eşek arısı sokmuş filan sanırsınız. Hadi ya. Hayvan bir tuhaf. Anormal yani. Çok hasta. İyi hadi kızları alalım da gidip bir bakalım. Bay Viktor. Kızlar o şeyi görmeseler bence. Malum. Çünkü bayağı da bir şişmiş. Haklısınız. Hadi. Ha yedikleri bir şey mi dokundu acaba? Olabilir, olabilir. Hayvan işte.
Laf anlatamazsın ki hayvanat. Ya, ya. Hay kızları da orada bir başlarına bıraktık. Başlarına bir şey gelmez, bir şey olmaz değil mi? Yok efendim, olmaz, ne olacak? Öyle demeyin efendim, öyle demeyin. Sonuçta ben kızlarını manastırlarda yetiştirmiş bir adamım. Vay anasını şimdi satayım ya. Ne muhteşem bir adammışsın sen ya. Efendim? Efendim yolumuz uzun, fili de bekletmeyelim. Doğru. Filin şeysi. Nerede bu fil? Limey sahili demediniz mi? Neden buraya geldi? Çünkü artık senin anladığın dilden konuşacağız Bay Victor. Ne yapıyorsunuz? Üstadım. Yürü bakarım üstadım. Durun durun. Uyuyakmayın üstadım. Hayır dur durun. Durun. Neden getirdiniz beni buraya? Yok bir şey babacığım. Sakin ol. Seni yeni yuvana getirdik sadece. Hadi hop de. Hop. Hadi geç hadi geç. Hanım işte hanimiş. Yeni evi de çok güzelmiş. Yatağı, yorganı, yiyeceği, içeceği, penceresi, tuvaleti, her şeyi var. Peki kızlarım? Kızlarım ne olacak? Biz her şeyi kızların için yaptık zaten. Onlarla gönlümüzce bir aşk yaşamak için. Şimdi babacığım, biz adam gibi geldik. Kızlarını senden güzellikle istedik. Verdin mi? Vermedin. Ne yapalım? Öyle olmuyorsa böyle yapacağız. Yapmayın şu adam. Yapma. Zorla güzellik olmaz. Sen orasını bize bırak babalık. Biz de güzellikle halledeceğiz zaten. Yapmayın. Ne olur acıyın bana. Sen bize acıdın mı? Götlenmek. Yıllarca kadına hasret kalmış bu iki adama acıdın mı? Üzülme. Söylesene. Turunç kafa. Turunç kafa mı? Ehe. Şimdi böyle mi olduk Cuma? Sen geldiğin günden beri biz kendi aramızda hep sana turunç kafa diyorduk. Vallahi buldum. Kandırdınız beni. Hainler! Artık seni kimse duyamaz canım benim. Aa, coştu bu. Neyse. Parmaklıkları ısırmayalım, kemirmeyelim, kesmeye heveslenmeyelim. Zira dışarıdaki kapıda kilitli, aklımızda bulunsun. Haydi! Kızlar bekliyor, kızlar bekliyor, kızlar. Yüreğim sızlar. Abiciğim. Kişiden konuştuğunda bir sorun yaşamayız değil mi? İnandırıcı olursak yaşamayız tabii. Ama hırpalandığımız belli olsun mesela. Uçtumuzu başımıza açsak mı mesela? O kadarına gerek yok da sen şöyle bir dur bakayım. Güzel. Beş kardeşin izi çıkacak şimdi. Sen ne yapıyorsun ya? Oğlum boğuştuğumuz belli olsun diye işte. Şimdi ben de sana mı vuracağım abiciğim? Yok, ben de saçtan sakaldan belli olmaz ki. Bu yeterli. Yürü hadi. Kızlar. Ne yapıyorsun kızlar? Ne oldu? Söylesenize ne oldu? Biz güney sahiline file bakmaya gitmiştik. Yeliler. Yeliler saldırıldı. 70, 90 kişi aldı. 80. Baba, babacığım nerede? Maalesef Bay Victor'u kaçırdılar. Ne? Aman tanrım. Nereye kaçırdılar? Vallahi bilmiyoruz. Kanolarla gelmişler. Bay Victor'u da alıp apar topar gittiler. Niye kurtarmadınız peki babacığım? Kurtarmaya çalıştık. Ben birkaçına giriştim. Birkaç defa giriştim. Ama kalabalıklar. Vallahi yerlinin biri Cuma'ya şamarı öyle bir yapıştırdı ki sahil çınladı şerefsiz. Bir tanesi de Robinson abimin suratına çok çok fena bir uçan tekme yapıştırıldı. Tabii sakaldan gözükmüyor şimdi. Kim bu yerliler ya? Bunlar yıllar önce Cuma'yı kurban etmeye gelen kabile. Kinci bunlar, kinci. Geri döndüler demek. Peki nerede yaşıyor bu kabile? Vallahi biz de hiç bilmiyoruz ki. Bilsek söylerdik yeminle. İşte tam burada oldu olay. Bay Victor burada yakaladılar işte. Ya o yerlinin biri de işte Cuma'ya şamarı tam şurada yapıştırdı işte. Yüzündeki iz o yüzden yani. Neyse neyse. Ondan sonra da burada kanıya bindirip götürürler Bay Victor'u. Hani o yerler bir daha gelmez demiştiniz? Gelemezler demiştiniz. Gelmezler, gelemezler de işte artık bu uğursuzdan nasıl bir gıcık kaptılarsa intikam için dönmüşler demek. Peki neden sadece babamı götürdüler ki? Ya onun böyle turunç saçlar sakallar var ya tatlı tatlı. Canım benim ya. Hoşlarına gitti demek ki. Ya çok da tatlı adamdı yani. Neden ağrınız onu bizden? Neden? O güzel insanı neden kopardınız biz? O en alçaklar.
Tamam yeter tamam. Kabullenemiyorum abicim bu olup biteni. Kabullenemiyorum işte. Tamam oğlum tamam gel hadi gel. Baye, duba baye. Baye mi? Baye, duba baye. Baye. Duba baye. Ah. Baye. Duba baye. Ne tatlı adamdı. Baye. İyi bir babaydı. Hadi ama kızlar ya, biraz toparlayın kendinizi. Vallahi perişan oldunuz. Ne bu haliniz ya? Kader de yazılmışsa, ağlamak ne fayda? Kader de. Biliyoruz ama ne olur anlayın bizi. Acımız çok büyük. Tabii ki de. Peki yalnız yatmak istediğinize emin misiniz? İsterseniz biz de şöyle kenara kıvırabiliriz yani. Yani. Müsaadenizle biraz yalnız kalmak ve babamız için dua ederek yas tutmak istiyorum. O da var. Yasımız bitene kadar ne olur anlayış gösterin bize. Gösteririz tabii canım. Tabii ki de göstereceğiz ya. O nasıl söz? Peki bu yas ne zaman biter? 40 gün sonra. Oh. 40 gün. 40 gün yas tuturur mu ya? Demek ki öyleymiş. Turunç'tan kurtulduk. Şimdi de bir 40 gün daha onun yasını mı bekleyeceğiz? Yapacak bir şey yok. Mecbur bekleyeceğiz. Kurtulur muyum bir gün bu lanet adadan? Allah'ım bir gemici geçmezmiş şuradan. Kutlamaya filan gerek yok kraliçem. Anlaşılan kurtulmuş yok Elizabeth'ten. Yoruldum bu yalnız savaşçı durumundan. Boğuldum mavi denizden kara cumadan. Size göre belki romantizmin zirvesi. Bence hüznün dibi kumsalda ayak izi. Hay lay 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 ben bu hallere düşecek adam mıydım? Birini vursam bu kadar yatar mıydım? Ne özgürüm ne esir olacak iş değil. Hay içine tüküreyim ben böyle şan. Gel. Her seferinde bunu yapmak zorunda mıyız? Olsun, biz tedbirimizi alalım da ne olur ne olmaz Turunç. Bak, sana yeni mamalar getirdik. Turunç yürekli adam. Turunç yürekli diyor ya. Kızlarım iyiler mi var? İyiler. O keyifleri yerinde, merak etme. İyiler. Kızlarım sizin o pis emellerinize asla alet olmayacaklardır. Pis mi? Aşk dolu Turuncuğum. Sen bizim yeni şeklimizi beğenmedin galiba. Hayrola? Siz neden böyle giyindiniz? Bugün büyük gün. Kızların senin için tuttuğu yaz hayırlısıyla bugün bitiyor Turuncuğum. Akşama güzel bir ortam hazırladık. Müzik, şarap. Ondan sonra da... Ondan sonra da ne? Cevap verin. Ondan sonra da ne? Ondan sonra da... Kızlar, sahilde kızlar, partide kızlar, yüreğim sızlar. Kızlar, sahilde kızlar, partide kızlar, yüreğim sızlar. Kızlar. Ay içim gıcıklandı. Eğlenmeye geldik buraya. Hadi dance. Yüzünüzü güldürmek için bu kadar hazırlık yaptık ama ya. Hakikaten kızlar ya. Yani şu kadar emek verdik yani. Sizde de tık yok. Sağ olun ama bizim sizden başka bir isteğimiz var. Tamam. Neymiş o? Ne demek ya?
söyle bakalım sen ne istiyorsun, onu yapalım. Hani acaba hep birlikte bizim gemimize atlayıp babamı bulmaya çalışsak olur mu? Ama kızlar yani bu konuyu kaç kere konuştuk biz sizle ya. Kurban olayım yani babanızı kim kaybetmiş, biz bulalım. Hayır bir de 40 gün olmuş. Affedersin babanız mı kalmış? Nerede bulalım babanızı yani? O yerlerin adasında. Yerini bilsek eyvallah ama bilmiyoruz dedik ya. Buraya kanalarla gelebilmişlerse mutlaka yakındadırlar. Yani hiç akıl kârı değil şu söylediğiniz. Ya kurban olayım Donelia yani sizin geminin yelkeni yok, dümeni yok. Ne yöne gideriz, nerede dururuz? Halimiz nice olur kurban olayım ya. Belki kader bizi ona sürükler. Yok ebesinin. Yani kader sürüklese bile o kadar adamın elinde. Bay Victor nasıl kurtaracağız ki? Yam yam diyorum adamlar, yam 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 yam. Adalarına ayak bastığımız anda hepimizi öldürürler vallahi ya. Ben böyle bir riski nasıl alırım, kıyamam ben size. Bak nasıl şey oldum ya. Kırk günlük yaz bitti ama hala neren kirin ediyorlar ya. Manastırda yetişmiş kızlar böyledir oğlum. Böyle aşk meşk konularında bunlar mutasip olurlar. Bizim bir arkadaş vardı. Manastırdan bir kıza aşıktı. 5 yıl açılamadı kıza ya. Robi, yüzünü seveyim ben. Hadi Clara ile konuş, ne olur. Oğlum nereye konuşuyorum? Kız manastırda. Git kendin konuş. Erkek sineği bile sokmuyorlar. Yasak, nasıl gireyim, nasıl konuş? Allah Allah ya. Sen yasak masak dinler misin Robi ya? Hayır, niye ben konuşuyorum ki? Onu anlamıyorum. Önden birinin konuşması daha iyi. Daha etkili. Git söyle, seni seviyor. Ölüyor senin içinde. Hadi. Niye ben söylüyorum ya? Niye ben söylüyorum? Arkadaş için ya. Teşekkürler. Hocam vallahi kendim için değil, arkadaş için. Arkadaş için. Neyse ben konuşunca kız hemen ikna oldu tabii. Sevenler kavuştu, sorun çözüldü. Yani? Ulan yani hani benim yerime de Yanarin'le sen bir konuşsan mı diyorum. Önden bir ağzını yoklasan. Ben? Niye ben? Ulan çakacağım şimdi. Sanki adada 20 kişiyiz de. Ulan ben de senin için Donelia ile konuşacağım işte. Hani önden birinin konuşması iyidir yani. İyi. Şey, Yanayın Hanım. Sizinle özel olarak bir konuyla ilgili konuşabilir miyim acaba? Olur, tamam. Ben giriyorum, gelirsin. Vallahi ben de giriyorum. Gelirsin. Yani diyelim ki mesela bir erkek sana ilgi duyuyor, senden hoşlanıyor yani. Ne yapardın? Yani bu erkeğin kim olduğuna bağlı. Diyelim ki herhangi biri, zaten şu adada kaç kişiyiz, gelse, seni sevdiğini söylese, sıcak bakar mısın? Yani bu duruma ve kişiye göre değişir tabii. Duyamıyorum ya. Mesela Dübra'yı sana açmaktan çekiniyorsa, söyleyemiyorsa... Kendimi daha fazla yormadım ha. Ben anladım. Cevabım evet. Evet mi? Evet. Duygularımız karşılıklı çünkü. Ben de senden hoşlanıyorum. Aha. Durdular. Dayanın kuyruğu koptu vallahi.
İyi geceler. Ha, geldiniz mi? Ne? Ne diyorsun oğlum? Abuk sabuk hareketler yapma. Anlasana ne diyor kız? İstemiyor abicim. Kız istemiyor. Uzun lafın kısası, o kızdan sana hayrı yok yani. Üzgünüm. Ama böyle. Ama yine de önce birbirimizi iyice tanıyalım isterim. Tabii canım, iyice tanımadan olmaz. Mesela ben yoğurt yemeği çok çok severim. Canım benim, yani önce birlikte biraz daha vakit geçirelim isterim. Bence de. Zaten aceleye getirmemek lazım böyle şeyleri. Yavaş yavaş. Çok da yavaş olmasın ama. Yani ben aslında seninle bir şeyler yaşamak için de heyecanlanıyorum. İçimde bir kuş çırpınıyor sanki. O çırpınan kuştan bende de var. Peki bu Robinson ne yapacağız? Ne olmuş Robinson'a? Ne haber? Cuma ile Yanar'ın nerede ya? Biraz dolaşmaya çıkmışlardı. Ne dolaşmasıymış o ya? Bilmem. Robinson ne karışıyormuş ki bizim ilişkimize? Ya sen onu bilmezsin. Çok şerefsiz, mikrop bir heriftir. Yıllarca keçilerde yaşa yaşa kendi de keçi gibi olmuş. İlişkimiz öğrense var ya, kıskançlıktan delirir yani. Niye deliriyormuş? Ya şimdi sen beyazsın ya, ben de siyahım ya, kabul edemez yani bunu. Bu resmen ırkçılık ya. Evet öyle, ırkçıdır pezevenk, çok ırkçı. O yüzden diyorum ki ilişkimizi bir süre gizli yaşayalım. Korkuyor musun sen Robinson'dan? Ne korkacağım ben ya, Robinson kim ya, kim? Ağzını burnunu kırarım onun. Ama şimdi bir gür çıkmasın. Yoksa benim de sabrım kalmadı aşkım. Bak. Kalbim ne biçim çarpıyor senin için. Hissediyor musun? Ne oluyor lan? İşte sen bak. Cuma, cuma. Ne çarpıyor kalbim? Hissediyor musun? Hissediyorum şerefsizim. Günaydınlar. Hayırdır ya? Sabah sabah kaybolmuşsunuz. Hiç. Öylesine yürüyüşe çektik. Biraz da ikimiz yürüyelim bakalım. Cumacık. Kardeşiniz Donelia da evde çok sıkılmış. Yanar'ın sizi bekliyor. Şunu da bir zahmet götürüverirseniz. Tabii. Şimdi dün akşam öyle üzgün görünce sabah bir daha konuşalım istedim. Vallahi abicim, istemiyor ki, istemiyor. Ulan peki ben dürbünle gördüm. Böyle o elleri tutmalar, göğse götürmeler falan neydi? Hah, işte. Dedim ki, bak dedim, benim kalbim dedim, öyle dıp 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 diye yavaş atıyor dedim. Ama Robinson abimin kalbi sana karşı öyle dıp 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 diye hicri çarpıyor yani. Ha. Peki, o niye senin elini kendi göğsüne götürdü? Hah, işte. O da dedi ki, benim de dedi, kalbim böyle düp, 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 düp diye yavaş atıyor dedi. Yani, sana karşı hiçbir şey hissetmiyormuş. Hissetmiyormuş. Ya sokacağım kalbine de, dup dupuna da, atışına da şimdi ha. Cuma'nın kalbi nasıl pır pır çarpıyordu bir görsen. Ama şimdilik bir süreliğine Robinson duymasın istiyor ilişkimizi. Gizli yaşayalım diyor. Babam burada olsaydı böyle bir ilişki o da tasvip etmezdi. Biliyorsun değil mi? Babama kalsa zaten hiçbir şey yaşamamızı istemezdi ki. Bu yaptığın hiç doğru bir şey değil. Söyleyeyim yani. Ne yapayım? Seviyorum Cuma'yı. Aşık oldum ben.
Neyse oğlum. Benim sözüm söz. Nasıl sen benim için yanarinle konuştun, ben de bugün senin için Donelia ile konuşuyorum. Yok 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 yok. Yok abicim. Hiç gerek yok abicim. Hiç gerek yok. Niye lan? Çok şovlum ben Donelia'dan falan ya. İstemiyorum artık. Ha böyle bir teşkilatı geldi sanki. İyi. Sen bilirsin. Ben miydim sevgilini çalan? Anladım ki dostluklar yalan. Ben olamazdım bu canını acıtan, seni sırtından vuran. Ben onu delice sevmiştim, gözlerine cennet demiştim. Bir daha hiçbir gülen göze inanmam, yıkılırım ben her an. Çıkarsızca sevdim ben onu, böyle mi olacak bir son? Sen de yendin bu aşkta, bak ben de yendim, hak etmedik. Kışa döndü bu zalimin yüzünden. Cuma senin bir suçun yok, anlıyorum gözünden. Seni uygun görmektense bu kalbimi yakardım. Öleceğimi bilsem de aranızdan çıkardım. İlkbaharım kışa döndü bu zalimin yüzünden. Cuma senin bir suçun yok, anlıyorum gözünde. O da benden iyisini mi bulacak yani? Şu adada kaç kişiyiz oğlum? Davul bile dengi dengine. Ha? Ne diyorsun? Ya anca mal mal bakıyorsun ha. Lan laf konuşuyoruz oğlum, bir şey söyle ya. B de lan. Son günlerde bu Yanar'ın benden iyice uzaklaştı ya. Böyle bir soğuk tavırlar, haller filan. Öyle mi? Seninki nasıl sana karşı? Benimki? Hayda, Donelia oğlum işte. Ya abicim ya, seninki deyip durma şunu ya. Ben sildim Donelia kafamdan abicim. Vallahi bak, hatta ona sen bile yazabilirsin. Ne diyorsun oğlum sen? Ciddiyim ya. İlla ki beyaz beyazla, siyah siyahla olacak diye bir kural mı var? Çikolata sade karışık da olabilir yani bu işler. Bak, 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 bak. Kurnaza bak, kurnaza. Durun üstadım, yanlış anladınız, durun. Bunu havalandırmaya çıkaran da kabahat. Bırakın beni. Bırakın diyorum, ahlaksızlar! Bağlayıp durma kulağımın dibine, çakacağım şimdi beton kadar. Hadi yürü, yürü. Asıl bir iyileşti, bir tatsızlaştı ya. Bu çikolata sade karışık meselesi de nereden çıktı lan? Öyle işte. Değişik alternatiflere aşık olmak lazım abiciğim. Bugün insan arkadaşının niyetlendiği kıza yan gözle bakar mı lan? Ya abiciğim ya, niyetlenip de ne yaptık şanki? Eli eleme demedi, bir yeri bir yerime demedi. Bir şey olmadı şunu işte yani. Sen yürü ya abicim, yürü. Yürü. Dedim bile. Çok iyi. Merhaba. Merhaba. Keçilere mi bakıyorsun? Hı hı. Çok acayip hayvanları ya keçiler. Çok özeldir yani. Bakma inatçı minatçı derler ama aslında ceylan gibi ürkektir. Şimdi ben bunu burada bir korkutsam böyle eller ayaklar kısılır böyle kalır. Yerde 5 saniye sonra toparlanıp daha kaldı o yerden devam. Enteresandır yani. Biliyor muydun bunu? Biliyordum. İçlerinde en ilginç de bu Robin hikayesidir ha. Adını boşuna Robin koymadım tabii yani. Bu serseri elime doğduğunda sapsarı bir şeydi.
büyüdükçe yalnızlıktan karardı. Ben de küçükken sarışınmışım, biliyor musun? Ben bir yanarına bakayım. Ne? Ne var lan? Ne oldu abicim? Ne oldu abicim ya? Kız ne dedi? Ne dediydi ya? Abuk sabuk hareketler yapıyorsun. Allah Allah. Keçi muhabbeti yaptık, gitti. Ne desin? Boş ver sen şimdi kızım. Biz bunlara çok yüz verdik ya. Tepemize çıktılar abi. Ne oluyoruz ya? Biraz mesafeli duralım. Bizim de bir erkeklik gururumuz var sonuçta yani. Vallahi koyalım tavrımızı. Hatta birkaç gün selamı sabahı bile keselim biz bunlarla. Tamam abicim. Sen de unut artık şu yanarını falan ya. Sil aklından ya. Bana ne yanarından ya? Çok da Fifi bana kız mı yok ya? Allah Allah. Aa, geldiniz mi? Cuma? Ne? Cuma ne oluyor? Şş, konuşma. Şunlar sadece. Bebeğim, bugün hiç konuşmamamız gerekiyor. Sebebini ben sana sonra açıklarım. Aşkım, ama bu çok saçma. Neden böyle davranıyorsunuz? Bir cevap ver. Bu Robinson denyosu hesapta size tavır koyacakmış. O yani mesele. Sabahtan beri kıpraş kıpraş, bitin kanlandı. Hiç. Ne olsun? Ne var lan avucunun içinde? Bir şey yok abicim. Lan oğlum, ne var avucunun içinde? Yok ki bir şey abicim. Aç bakayım lan avucunu. Aç lan! Vay şerefsiz! Lan sakın yutma, keserim nefesine. Tükür lan! Tükür lan! Yuttum abi! Lan bir de yalan konuşuyor. Tükür lan, keserim nefesini. Tükür, tükür. Şerefsiz. Pıh lan sana. Pıh lan senin kalıbına. Vay pislik herif vay. Aşkım, ben bu Robinson'un gölgesinde gizli aşk yaşamaktan sıkıldım artık. Yanarınım diyerek kucakla beni artık. Yanarın! Sevgilim ne oldu? Soru sorma aşkım, hemen kaçmamız lazım. Çabuk! Lan şerefsiz, öldüreceğim lan seni. Sen kimi öldürüyorsun be? Aşkım hiç bulaşma, şimdi çıldırdı o, hadi koş. Bittin oğlum, sen bittin. Hain köpek. Yapma! Yapmayın bayram! Sevenleri ayırmayın! Sevenlerin ağzına sıçtırtma şimdi! Hain dikkat et de yılan senin derine girmesin.
Kaçın bakalım, kaçın! Bu küçücük adada nereye kadar kaçacaksınız? Cuma! Ortalık sakin görünüyor. Artık hiç korkmana gerek yok aşkım. Peki ne yapacağız Cuma? Hep böyle köşe bucak kaçıp mağara köşelerinde mi saklanacağız? Merak etme aşkım. Bu Robinson Hiltos'u bir iki gün bağlı çağırır. Sonra da kabullenir. Peki şu sizin tepedeki daviniz vardı ya. Oraya mı gitsek acaba? Gidemeyiz oraya. Bu Robinson sığırı ilk oraya bakar zaten. Şey, karnın acıktı mı? Yiyecek bir şeyle bulup getireyim aşkım. Hiç iştahım yok sevgilim. Senin sevgilin diye o ağzını yerim ben. Ben de senin o şoför ağzına tükürürüm lan. Demek sonunda geldin ha? Bizden ne istiyorsun kardeşim? Ne isteyeceğim lan? İhanetin hesabını sormaya geldim. Nankör! Sen buna ihanet mi diyorsun? Sevdim ulan sevdim. Aşkım için yaptım her şeyi. Hani Dolina'ya aşıktın lan sen? Ha? Benim gönlüm aslında en baştan beri hep yanındaydı. Rengim siyahtı. Sen onu bana yakıştırmıştın. Anlaşıldı. O yüzden ikide bir bana abicim çikolata şahatı karışık olabilir, abicim çikolata şahatı karışık olabilir diye dertlenip duruyordun değil mi? O yüzden o zenci kızı bana kakalamaya çalışıyordun. İşte bu yüzden senden hiç hoşlanmadım Bay Robinson. Pis, ırkçı bir adam olduğun için. Bu Cuma ile benim aramda bir mesele küçük hanım. Siz şöyle iki adım kenara çekelim bakalım. Çekilmiyorum işte. Ya ben seni sevmiyorum ya. Sen neden anlamak istemiyorsun bunu? Cuma'yı seviyorum ben, tamam mı? Ya sen Cuma seni seviyor mu zannediyorsun? O sadece senden faydalanmaya çalışıyor. Sana ne ya? Burada sevilmeyen bir kişi varsa o da sensin Bay Robinson. Anla artık bunu. Ağlam ben. Çok donurumdaydım. Ne bok yerseniz yiyin lan. Ben öğrettim ha. Nankör. İnsan gibi konuşmayı, oturmayı, kalkmayı, kıçına bir don giymeyi bile ben öğrettim lan sana. Futbol oynamayı, şarap içip sarhoş olmayı, saklambacı. Biliyor muydun lan bunları? Allah'ın yerlisi. Umut Atay'ı bilirsin ancak. İlk yoğurdu bile ben tattırdım lan sana. Haram zıkkım olsun yedirdiğim yoğurtla. Haram zıkkım olsun yediğin yoğurtlar. Hiç umarım ki sabah kadar seni seyrettim. Bana dokunmadığın için sana olan güvenim bir kat daha arttı biliyor musun? Seni istemedin. Sana asla dokunamam ki bebeğim. İstiyorum Cuma. Senin olmak istiyorum. Bu duyguyu ilk defa seninle yaşamak istiyorum. Şimdi burada. İşte tarafta, işte şampiyon. İşte tarafta, işte şampiyon. İşte tarafta, işte şampiyon. Ne duruyorsun, gelsene. Geleyim mi? Gel tabii. Geleyim. Babacığım. Babacığım. Tanrı'ya şükür yaşıyorsun. Evet kızım. Evet. Peki nasıl kurtuldun yerlilerin elinden? Yerliler mi? Ne yerlisi?
dakika, bir dakika canım. Bir açıklamama izin ver, ne olur. Daha nesini açıklayacaksın alçak? Sen yaptın bunu değil mi? Pardon, bana mı dediniz? Ne olur dinleyin beni. Hadi oradan sahtekar. Ben bu Robinson'un kurbanı oldum. Beni zorla bu dümeni alet etti. Zindandayken bana turunç kafa, turunç kafa diye yaptığın eziyetleri asla unutmayacağım. Bunların hepsini baskı altındayken yapmıştım işte. Onu anlatmaya çalışıyorum ya. Zaten gerçeği söyleyecektim ben. Öyle mi? Ben haftalarca yastıp ağlarken niye söylemedin o gerçeği? Ben sana aşkımı ilan ettikten sonra bile sen utanmadan bana yalan söylemeye devam etmişsin. Hani yerler kaçırmıştı babamı? Hani senin suratında tokat izi vardı? Senin var ya her şeyin yalanmış be. Tokat falan yok. İnandırıcı olsun diye bu atmıştı o tokat şu yana ama. Öyle mi? Al o zaman. Pis yalancı. Yürü babacığım. Donnelly'yi de alıp bir an evvel buradan gidelim. Sırf Yanan beni seçti diye kıskançlıktan yaptın bunu değil mi? Ya yavrucuğum ne yapsaydım? Ha? Silahı elime alıp ikiniz de bukumiye diye vursaydım daha mı iyiydi? Ha? İhanetinin cezasını böyle kestik işte. Şimdi şuradan çıkıp gözümüzün önünde çekip girecekler. Çok mu güzel olacak sanki? Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca. Benim olamıyorsa senin de olamaz aga. Abicim bir icraat. Tek bir icraat yaşayamadan çekip gülecekler işte. Bundan sonra da yaşayamazsın sen icraat micraat. Bu mudur yani? Budur bebişim. Aha sandıkları el atalım ayıp olmasın. Yürü lan burada. Ya müsaade edin biz de bir ucundan tutalım ama ya. Hadi Robinson neyse de senden böyle bir alçaklığı asla beklemezdim Cuma. Ne? Yazıklar olsun. Haklı. Uğurlamanıza gerek yok üstadım. Biz yolu biliyoruz. Olur mu efendim? Onca paylaşımımız, yaşanmışlığımız oldu. Yani kötü ayrılmamıza gerek yok. Bay Victor. Müsaade edersiniz. Ben bazı yanlış anlamaları düzeltmek istiyorum. Güzelim lütfen ya. Nesini düzelteceksin? Durum ortada zaten. Gider ayak canımızı sıkma bir de. Turunç hocam, bu fildir, zürafadır. Bunlar bayağı yayıldılar. Bunları nasıl toplamayı düşünüyoruz acaba? İstemiyorum efendim. Hayvan bayvan da istemiyorum. Ha, onlar kalıyor. İnsanlıktan da soğuttunuz beni, hayvan sevgisinden de. Şu pis adanızdan kurtulmaktan başka hiçbir şey istemiyorum. Ne olur beni de kurtarayım bu pis adadan. Beni de götürün ne olur. Bebişim, adam gemiye hayvan almak istemiyorum diyor. Sen hala üsteliyorsun. Ayrıca öyle pis ada misada hoş değil onlar. Ada bizim ya. Ayıp ya. Bay Victor, soruma cevap vermediniz. Sallamadı oğlum işte adam. Sen hala üsteliyorsun. Bir sus ya, her şey senin yüzünden oldu zaten. Bay Victor, isterseniz beni götürüp bir körep adına satın. Ama ne olur bu adamla bırakmayın beni ya. Hayırdır? Zindan parmakları önünde çok güzel anlaşıyordun onunla. Ya ama beni dinlemeden etmeden çekip gidersiniz. Benim içimde çok fena ukde kalır ya. Ne olur bir açıklama izin verin bari. Tamam ulan. Açıkla ulan hadi açıkla. Acaba nasıl açıklayacaksın çok merak ediyorum. Sizi yemin ediyorum ben eskiden bu kadar şerefsiz biri değildim. Bu adaya düştükten sonra bu adamın yanında kara kara beni de kendi gibi şerefsiz yaptı. Evet itiraf ediyorum ama bu şerefsizlik bir hastalıktır. Ve ben tedavi olmak istiyorum gerçekten istiyorum. Bu mu yani aşk? Bu. Madem öyle ben de gemimde şerefsiz istemiyorum. Hah. Bu hastalık bana ve kızlarıma da bulaşsın istemem. Hadi hoşçakalın. Ustadım. Bokunu yiyeyim ya. Hadi selametle. Bokunu yemeye iyiydi, iyiydi ya. Vay şerefsiz ya. İsterseniz beni götürüp göle pazarından satın Bay Victor. Ama bununla bırakmayın beni. İçimde çok fena uk. Ne kalır bunlar ya? Ya seni de turunç kafayla köle pazarında düşünemiyorum ha. Cuma var. Satılık cuma var. Koşun üstadım, koşun. Bedava yaptık. Koş, koş, koş. Cuma'ya koş. Abicim bak. Zaten canım çok sıkın. Sen git işine bak. Hayırdır bebişim? Canın niye sıkın ya?
Yani siker nedir ya Allah aşkına ya? Yanarına dokunamadın diye mi acaba? Doğru. Yanarına dokunamadım ama senin keçi derisinden yenge var ya, çok fena dokundu.